sakın. Evet öyle oldu. O şu an Berkan ve Yasin resmen diyalog halinde geldi atışlara. Bravo, Berkan 4, Yasin 4. Berkan 3, Yasin 3. Berkan 2, bravo, Berkan Beko. 1. Berkan! Yes. Adeta bugün bir sniper'ım dedi Berkan. Berkan seni döverim ve burayı terk ederim. Kanka gel sana söyle. Böyle ligde iki cana düştü. Oğlum benimle uğraşma. Seni döverim döverim. Gel dön. Hadi Sercan. Ben de konuşma. Ya dön hadi. İşine bak. Hadi döver misin beni? Ben de konuşma. Seni döver misin? Bir kere vurmayacağım. Bir kere vurmayacağım. Seni döver. Gel bana vur. Gel beni döv. Döv. Döv döv. Hadi döv beni. Sercan. Hadi boş yapma. Döv beni döverim ağzında. Gel döv. Bir kere vurmayacağım sana. Gel bir kere. Özür dilerim. Özür dilerim. Öyle cümlesi kullandığım için. Sercan. Gel öpeyim seni gel. Gel Sercan gel. Gel ya öpeceğim. Gözünü seveyim ya. Gel. Kanka döverim döverim. Oğlum deliye vurma deme işte. Ne güzel gidiyor. Abi, hayır kanka. Bravo. Bravo. Ben döveceğim. Evet efendim, Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Murat abiye veriyorum sözü. 57 yaşındayım. Daha önce hiç böylesine bir çıkış ve hiç böylesine ani bir geri vites görmedim. Yasin. İnanılmaz bir çıkış, inanılmaz da bir geri vites. Ne oldu da bir dakikada bu kadar çıkış yakıp bir dakika sonra da özür dileyen adam dünya tarihinde ilk kez görüyorum. Bu kadar çıkış yapıyorsun sen, adamdan kavga pozisyonuna geliyorsun. Ondan sonra bir saniye sonra özür dilerim diye adamın yanına gidiyorsun. Bu ne periz, bu ne tutusu? Bize dalga mı geçiyorsun Yasin ya? Bizi boşu boşuna heyecanlandırdın dün tanıtımda. Vallahi ben çok heyecanlandım. Özür dilerim misin? Murat abi çok heyecanlandım. Hayır, ben kavga istiyordum. Hayır kavga değil ya. Yani tanıtımda çok heyecanlandım ben. Yani bugün de heyecanlandım. Ne oluyor filan derken adam iki saniye sonra özür diledi ya. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bugün bir şey fark ettim Murat abi. Yalnız sen yarışmacıların kavga ettikten sonra özür dilemelerini, anlaşmaları senin hoşuna gitmiyor galiba. Abi özür dilersin de 10 dakika sonra dersin, 20 dakika sonra dersin, bir gün sonra dilersin, bir gidersin bir adrenalin düşer. Bir oturursun bir kenarda bir düşünürsün ben ne yaptım diye. Sonra gider özür dilersin. Adamın üzerine gidiyorsun. Adamla tam böyle kavga pozisyonuna giriyorsun. Dönüyorsun tekrar geliyorsun özür dilerim abi diyorsun. Ya bu olacak şey değil yani. Ben dünya futbol sahada maçlarda çok görüyorum bunu. Ne görüyorsun? Bu olayları çok görüyorum maçlarda. Özür futbol mü diliyorlar hemen? Yani kavga etmek üzere olan futbolcuları ayırdıktan sonra birbirlerine sarılmalarını, tamam hadi öpüştük bu iş bitti dediklerini çok görüyorum abi. Ama bu kadar hızlısını ben bu kadar hızlı geri vites ilk defa görüyorum. Niye Sercan mesela yapmadı? Yasin anlık yükseldi herhalde, farkına vardı hatasının. Tamam dedi, o kullandığım kelime için özür dilerim. Ben dün gece burada dedim ki Yasin'in dedim şu lafı etmesi için dedim Sercan'ın dedim bir şeyler söylemesi lazım. Çünkü benim mantığım almıyor dedim. Yani işte seni döverim, burayı terk ederim diyen bir adamın aferin be. Seni tebrik ediyorum. Niye? Çünkü sen dedin ki abi bir şey dememiştir dedim. Evet. Bak seni demedi, tebrik ederim. Oğlum, hayretler içerisinde bana bakıyorsun. Demediğini mi düşünüyorsun? İnanamadı çünkü. Hayır. Sercan'ın bir şey demediğini mi düşünüyorsun? Hiçbir şey dememiş. Yani ben burada dedim ki bu adam dedim bu lafı edecek kadar bu adamı tahrik edilecek kadar bir şey demeden dedim bu adam deli mi de dedim dönüp seni döverim Survivor'u terk ederim bilmem ne diyecek kadar. Sercan bir şey dememiş oradan deliliğe vurdu demiş. Kötü bir şey yani bunu herkes birbirine diyor Survivor'da demeyen var mı yani? Hakaret yok, küfür yok. Bir şey yok. Sercan'ın bu kadar Yasin'in bu kadar seni döverim diyecek kadar bir şey dememiş Sercan. Burada Yasin'in inanılmaz bir çıkışı, gereksiz bir çıkışı ve gereksiz bir geri vitesi var. Ben Yasin'in yerinde olmuş olsaydım bu kadar ani bir çıkıştan sonra bu kadar ani geri vites yapmazdım. Çünkü bir dengesizlik var burada. Ben hayretler içerisinde izledim yani. Peki. Evet. 4 ay benim için çok uzun bir süre. Karakter analizi yapabilmem için. Yasin'le ilgili elimde benim o kadar çok veri var ki Yasin, orada Sercan'ın bir şey demediğini görebilmem benim için çok basit bir şey. Yani ben de bunu söyledim. Ya bırak Murat şimdi biraz mütevazı ol. Öyle ya. Allah razı olsun. Seni öveyim diyorum. Teşekkür kardeşim, ederim. Kardeşim adama bak. Teşekkür bu adamdan ederim. Bak bu adama hayır. Şey yapmayacaksın. Yani bu adamı methetmeyeceksin. Bu adamla devamlı cebelleşeceksin ki değerin anlaşılsın. Methediyoruz. Adam bir anda ego patlamasına şey giriyor. Yok ben bilmem ne filan falan. Ego patlaması ya değil bu. Ya niye senin böyle bir huyun var? Yani ego patlaması yaşıyorsun yani. Teşekkür ettim. Hayır hayır ama ha. Yani sana met ettik, orada bir olay şey olmadığı çok bariz değil mi zaten? Bariz olur mu? Çünkü Yasin daha önceden çok fazla hiç hayır, ortada bir şey yokken takımını manipüle etti. Hayır, insanlara bu tarz söylemlerde bulundu. Bariz diye bir şey yok çünkü niye bariz diye bir şey yok. Adamın söylediği laf
seni bariz bir şey vara yöneltemez. Yönetiyor. Adam şunu demiyor yani mesela. Adam orada tanıtımda şu der. Sen de deliliğe vurdun. Ne diyorsun delilik? Öyle değil. Diyor ki adam, seni döverim. Tamam. Survivor'u terk ederim. Sen şimdi diyorsun ki bir şey dememiştir. Murat, biz müneccim değiliz ama şimdi mantıken bir şey dedi gibi geliyor. Bu lafı durup dururken etmez ki adam. Ediyor. Yasin'in zaten en büyük problemi üslup sıkıntısı. Yasin bir şey söylüyor ama nereye gideceğini öngöremiyor. Yani öyle laflar ediyor ki adam da diyor ki sen böyle konuşuyorsun ama diyor o zaman gel döv diyor. Sen hangi erkeğe bunu söylersen erkeklerin %99'undan böyle bir cevap alırsın. Daha sert cevaplar da alırsın. Sercan sadece diyor ki gel döv o zaman diyor. Çünkü rahatsız ediyorsun beni diyor. Döverim, ederim, şunu yaparım, bunu yaparım. Bir erkeği çok rahatsız eder. Yasin de bir erkek. Yasin'e biri öyle bir şey konuşsa Yasin daha büyük tepkiler verir biliyor musunuz? Sen nasıl konuşuyorsun benimle, kimi dövüyorsun? Üstüne yürür hatta. Yasin'de öyle bir sıkıntı var. Yasin her şeyi söyleyebileceğini düşünüyor. Ama karşısındakinin de hiçbir şey söyleyemeyeceğine inanıyor. O yüzden Yasin bu bakış açısından sıyrılması gerekiyor. Onun için bir tavsiyede bulunuyorum şu an. İnşallah çıkınca bu söylediğimi dinler. Sadece onun iyiliği için tavsiyede bulunuyorum. Sosyal hayatta daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına ben buna tavsiye ediyorum. Yasin'in bir anda parlayıp sönen bir tavrı var. Böyle Yasin böyle. O parladığı anda ciddi hatalar yapabilir. İşte o hataları yapmaması için dediğine katılıyorum. Sayın Furkan, herkes parlayabilir de parladıktan sonra ağzından çıkan laflar önemli. Bazıları parlar ama söylediği lafları o kadar düzgün seçer ki yani haklı görürsün adamı. Yasin İşte parlayan adam düzgün seçemeyebilir. İşte seçemeyebilir. Ama parlamaktan parlamaya fark var. Furkan dedi burada döverim. Seni döverim diyorsa bir adam, yani seni döverim ne demek abi? Seni döverim. Bu parlamak falan değil. Yani hani 5 saniyelik parladım ondan sonra özür diledim. Böyle bir şey yok. Ama o zaman herkes birbirine, ben şimdi çıkayım buradan, yolda bir adama geleyim, gel buraya Hasan seni döverim diyeyim. Adam bana ne diyorsun desin. Özür dilerim. Öyle şey mi olur ya? Ama Sercan şöyle yapıyor. Bam teline basıyor. Bam teline biliyor musunuz arkadaşlar? Yasin hep böyle yüzünü maviye boyuyor, kafasına yaprak sarıyor, bir şeyler yapıyor falan filan ya. Buralardan Yasin aslında izleyiciye mesajlar veriyor. İnsanları eğlendirmeye çalışıyor. Çünkü Yasin bir televizyon programının içinde olduğunu biliyor. MasterChef gibi bir deneyimi var onun. Bunu çok iyi biliyor. Nerelere gittiğini biliyor. Çocuk sevenlerin olduğunu da biliyor. Bunlar güzel şeyler. Ama Survivor'da bunları yaptığın zaman birileri de seni eleştirebilir. Buralardan eleştirirse Yasin şunu istiyor. Ben her şeyi yapayım, kimse görmesin bunu. Şimdi ilk günden beri Yasin'in o tavırlarını birisi yakalayıp söyleseydi, Yasin emin olun bu hareketlerini daha kontrollü yapardı. Ama kimse onu oradan eleştirmediği için... Onu yakalayacak bir tane adam var, o da sensin. Benim. Sen de buradasın. Tabii, devamlı onu yakalayıp çocuğun yüzüne vuracaksın. Evet yani, ama yani ne yapalım, yarışıyorlar. Şimdi Sercan ne diyor biliyor musunuz? Onu söylüyor aslında. Diyor ki şimdi Yasin koşarken bir engelden atlarken böyle bir tuhaf sesler çıkartıyor. Orayı yakaladınız değil mi? Bağırıyor falan böyle parkurda. Ya deliliğe vurdum diyor. Tamam işte bağırıyor falan böyle, bağırarak orada yine böyle bir sempatik tavırlar içerisine girmeye çalışıyor. Sercan da diyor ki deliliğe vurdu. Şimdi adama bunu söylediğin zaman adamın zaten en büyük gerçekliğine dokunmuş oluyor. Yasin'in orası kendine en güvendiği yer. Şov alanı. Çünkü Yasin şov yapmayı seviyor. Konseyde olsun balık tutuyordu falan filan. Biliyorsunuz Yasin daha çok, daha profesyonel hepsinden. Yarışıyor televizyon anlamında. Şov ya. Yarışırken şov mu olur ya? Tamam ama Yasin her yerde yedirmeye çalışıyor onu. Hep oralardan puan toplamaya çalışıyor. Parkurda bile puan yapmaya çalışıyor. Sercan da bunu gün yüzüne çıkartıyor. Çıkartınca Yasin çok rahatsız oluyor. İşte Yasin'e yani bunu söylersen Yasin rahatsız. Yasin diyor ki beni diyor şey yapma diyor. Benim bütün numaramı diyor ortaya çıkarma diyor. Ama Sercan onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Çıkarttığı zaman da Yasin'den böyle bir tepki geliyor. Tepki doğru mu? Yanlış. Çok yanlış. Ama adamın bütün gerçekliğini açığa çıkardığı için böyle bir tepki verebilir. Evet, ama yanlış. Çok yanlış. Ben çok düz bakıyorum. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi sosyal hayatta, yolda yürürken tabii ki kimseye döverim demezsin. Hı hı. Ama müsabakalar, performansın sergilendiği yerler, özellikle bu yarışma zaten adrenalin en yüksek olduğu yer. Adrenalin ne kadar yüksek olursa o kadar yapmaman gereken ya da normal hayatta yapmayacağın şeyler yaparsın. Yani ben Yasin bunu söylerken döveceğinden değil, o anlık siniriyle, hırsıyla söylediği için zaten bir anda aklına geldi ve o yüzden özür dilediğini düşünüyorum. Hani Sercan'a karşı kin beslemesinden değil,
kendi ağzından çıkan, yani ne dedim ben şimdi, hani bu yanlış bir kelime, gideyim özür dileyeyim, buradan çıktığını düşünüyorum. Çünkü orada insanlar, herkes şey diyor, ben böyle bir insan değilim ya, ben nasıl böyle bağırdım ya da ben nasıl böyle bir kavgaya girdim. Hani şimdi orada olduğun zaman bambaşka bir insan oluyorsun. Yasin'i ben yolda durup dururken gidip bir adamın arkasından seni döverim ha diyeceğini düşünmüyorum yani. Şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Bir anda Acun abinin söylediği laflar aklında canlanmış olabilir mi? Ama bak, anlık, az önce öyle bir şey, anlık şeyler yaptırır. Şöyle bir şey yok ama bak şimdi. Şimdi ben dedim ki Semih'e mesela, seni döverim Semih dedim. Seni döverim dedim. Ay pardon Semih, çok özür dilerim. Bak o başka. Seni döverim dedikten sonra tekrar üzerine gidip dalaşıyorlar. Yani aradan bir vakit geçiyor. O zaman direkt bir özür değil bu. Senin dediğin öyle olur. Ama hani Sercan'ı sindireceğini düşündü. Abi, Sercan'dan da farklı tamam bir tepki görünce. Ne yapıyorsa yapıyor. Ben şimdi sana diyorum seni döverim. Dedim mi kardeşim? Evet. Dedikten sonra ah be Semih çok özür dilerim. Yanlış söyledim dersem tamam anında. Ama bu döverim diyor. Ondan sonra tekrar gidiyorlar dalaşıyorlar. İnsanlar geliyor ayırıyor. Ondan sonra dönüyor. Özür diledim. Yok ya. Hatasının farkına vardı. Dediği gibi belki kavga işlerine girmemem konusunda uyarıldım. Onlar geldi aklına. Ya sonuç olarak şöyle bakmak lazım. Hatanın neresinden bir yerden döndü adam bu hatadan. Ve hızlı döndü. Bunun için de şey yapmaya gerek yok. Hızlı dönsün zaten. Ama ben tabii burada Sercan'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Yasin'in o söylediği kelimenin üzerine daha bir üst perdeden de konuşup cevap verebilirdi Sercan. Yapabilirdi evet. Ama yapmadı. Yani